Günaydın. Ay gözlere bak nasıl şişmişler. Aa tövbe estağfurullah ya. Yani şöyle üç harfli çarpması gibi duruyorum şu an değil mi? Gözlerim kızarmış, şişmiş. Niye bu kadar kızarmışlar acaba? Benimle bir günümü geçireceksiniz. Bugün içerisinde yaptığım şeyleri yorumlarda bana puanlamanızı rica ediyorum. Ben 2 gün önce spora gittim. Bacaklarım o kadar ağrıyor ki. Yani yataktan kalkamıyorum bile şu an, o derece çok kötü. Dün yürüyemiyordum. Ay yerim ağrıyor. Bu arada saat 1'de uyandım. Uyku düzenimi düzenlemeye çalışıyordum biliyorsunuz ki. Ama en azından sabah 8'de 9'da uyumuyorum. Hemen bir kahvaltı hazırlanmadı. Arkadaşlar şöyle, ben az önce şey fark ettim. Ben dün öğlen 2-3 kaşık falan bir makarna yedim. O kaşık makarnaya duruyorum biliyor musunuz? Yani bir de ondan sonra dışarı çıktım, gezdim, eğlendim falan. Hala 2 kaşık makarna ile nasıl bayılmadım onu şaşırıyorum. Hiçbir şey yemedim yani. O yüzden kurt gibi açım. Şimdi bir tane patatesim kalmış. Ben patatesle ne yapayım diye düşündüm. Ama önce son günlerde benim çok sık gördüğüm bir şey yapacağız. Ben bunu yaklaşık 3-4 gündür yapıyorum arkadaşlar. Intel shower diye bir şey varmış ve iç duş deniyormuş buna. Biz intel shower yapacağız arkadaşlar. Suya chia tohumu ekleyeceğiz ve bunun üzerine bu suya limon suyu da sıkılıyormuş arkadaşlar. Ben limon suyuyla denedim ilk gün. Çok mide bulandırıcı oldu. Tavsiye etmiyorum açık konuşmak gerekirse. Böyle göz kararı bayağı bodozlama chia tohumu. Bu tohumdan koyuyoruz arkadaşlar. Ve bunu sabah aç karnına içmemiz gerekiyormuş. Ve ben gerçekten birkaç gündür sabah aç karnına içiyorum. Midem daha böyle yanmıyor en azından. Ben çünkü uyanır uyanmaz midesi yanan bir insanım. Uzun zamandır böyle birebir blok yapmıyorduk arkadaşlar. Yani tek başıma blok hiç çekmemiştim uzun zamandır. Özlemişim de biraz. Bu biraz suda durduktan sonra böyle yumuşamaya ve bir tık büyümeye başlıyor. Su niyetine içiyorsunuz ya, içinden böyle tohumlar geliyor ağzınıza ve böyle yapasınız geliyor, öğresiniz geliyor. Ama ben 2-3 gündür alıştım. Öğürmüyorum artık. Tamam, bu kenarda dursun. Yemek hazırlanana kadar bitireceğim. Kameramda bir sorun var. Kayıt çok saçma yerlerde kesiliyor. 5 dakikadan sonrasını kaydetmiyor. İnşallah kayıt kesilmez. Aşkta gurur olur. Chia tohumlarım bu şekilde. Türkçe pop seansımız bittiyse kızartmaya geçebiliriz. Ama bana sakın fışkırma, tamam mı? Zeytinyağı kullandım bu arada. Zeytinyağı daha yararlıymış. Ama kızartmada kullanılıyor mu bilmiyorum. Çalışsa eğlenmeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir ara hepsi bir grubu vardı. O gruba ne oldu? Keşke daha mı sevdim? O kadar seviyordum ki çocukluğumda. Ne olur hepsi bir geri gelsin. Arkadaşlar ben biraz deli yattığım için şu an yatağım da deli. Ama beraber yatağımı toplayalım hadi. Sorun var. Dolap kapağımı çekince gelmiyor. Aa! Yemin ediyorum gelmiyordu. Şu an geldi. Heh. Bak ittiriyorum arkadaş. Aa! Ne oluyor lan sana? Tamir mi oldun? Arkadaşlar ittiriyorum bakın mesela. Yok, gitmiyor. Anladınız mı? Giderken de altını kesiyor. Bunu ne yapacağım? Emlakçıyla mı görüşmem gerekiyor acaba? Hiçbir fikrim yok ama. Bir emlakçıyı bir arayayım, ben geleyim hemen. Arkadaşlar ben emlakçıyı aradım az önce. Emlakçı bizim yönetime söylemiş böyle böyle işte nasıl yapabiliriz falan diye. Bütün yönetim seferber oldu. İşte evime gelip bakacaklar birazdan. Benim kahvaltım hazır ama yiyebilir miyim bilmiyorum. Büyük gelecekler birazdan. Şöyle göstereyim. Patates yaptım, salata yaptım, Nutella'm var. Şimdi buraya da su koyacağım. Papatya çayım var arkadaşlar. Sabah sabah sakinleşmeye ihtiyacım var bence. Dün akşam iyi bir gece geçirmedim çünkü. İyi bir geceden kastım, dün akşam birazcık dolunay vardı ve böyle ruh halim çok dengesizdi. Kore dizim olmadan olmaz. Arkadaşlar benim Kore dizim. Şimdi onu izleyerek kahvaltımı yapacağım. Evet arkadaşlar, az önce benim yönetimden geldiler. Yönetim ayarladı. Bakın az önce kirleşimdekinin farkına. Hala tam olmamış dedi. Tam yapamadım dedi. İnşallah bu beni bir yere kadar götürecek. Çünkü eskisi çok daha kötüydü. Yani açamıyordum yani kapıyı. Annem dün Türk kahvesi fotoğrafı attı bana. Canım Türk kahvesi çekti ama saat geç olduğu için yapmak istemedim. Biliyorsunuz çünkü erken kalkmaya alıştırıyorum kendime. Şimdi güzel bir Türk kahvesi yapalım. Çok güzel bir Türk kahvemizi içelim. Saat bu arada işte geldi taktı falan. Saat 3 oldu arkadaşlar. Öğlen 3'teyiz şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvemi hazırladım. Benim hafta sonu Trendyol'da canlı yayında. Trendyol Live'de canlı yayında canlı yayınım olacak. Canlı yayında canlı yayınım olacak ne?
Öyle işte. Şimdi benim çok güzel bir koleksiyon hazırlamam lazım. Koleksiyon hazırlamaya geçiyorum kahvemle birlikte. Ben bittikten sonra bir action bir şey yaparsam görüşürüz. Arkadaşlar kahvemi içerken bana böyle bir kargo geldi. Bu kargo ne olur ben tabii ki de biliyorum. Kendim söyledim. Hiç o triplere girmeyeceğimi söyledim, unuttum falan. Bu makyaj videoları falan çekerken banyoda en işime yarayacak olan şey olduğunu düşünüyorum. Oo, bakın şöyle bir ışık. Buna adaptör gerekiyor. Ben bu adaptörünü alıp geliyorum hemen bir. Bakalım sizce ışık verecek mi? Sizce güzel bir ışık mı olacak? Açıyorum, hazır mısınız? Bakayım. Bunu hemen banyoda bir deneyelim mi? Hadi banyoda denemeye gidelim. Konuşamıyorum bugün ben ya. Video falan çekmek istediğimde şuraya koyuyorum. Kayıyor da. Bunun tabii tripodu var arkadaşlar. Tripoduyla kullanırım herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Ben bu işe çok wow diyemedim diyebilirim ya. Çok etkilemedi beni niyeyse. Ben birinden influence olup aldım zaten bunu ama yani çok wow bir şey yok değil mi arkadaşlar? Yoksa bana mı öyle? Aa, kız ben mi alıştım acaba? Çözemedim beğenip beğenmediğimi ya. Bilemedim. Sizce nasıl? Çok fazla işiniz olduğunda hiçbir iş yapasınız gelmiyor ama işiniz olmadığında da iş bulamıyorsunuz, sıkılıyorsunuz falan. Benim çok işim var ama hiç sürekli yatmak istiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Melita bunun aynısını söylüyor. Benim evim uyku evi arkadaşlar. Böyle perdeleri falan kapattığında mis gibi uyuyorsun ve yatağım o kadar rahat ki çok şükür. Çok güzel uyuyorum. Ama o değil de ben Edirne'yi çok özledim. Ay Edirne'yi çok, o kadar çok özledim ki. Annemi çok özledim. Arkadaşlar benim üzerimde bu kombini görüyorsanız, özellikle bu altı görüyorsanız üstü değişebilir. O gün hiçbir şey yapmak istemeyişimin günüdür. Çünkü bu kombini en üşengiç olduğum zamanda yapıyorum. Önce bir yüzümü falan yıkayayım. Bu arada saçlarım hafif yağlı gibi görünüyor. O hissiyatı ben de aldım. Bilmiyorum kameradan görüyor musunuz? Bunun sebebi dün yıkadım. Dün yıkadım seni ben. Neden? Kelimelerine dikkat et. Kelimelerime dikkat etmiyorum. Saçlarım kelimelerime dikkat etmiyorum. Ne yapabilirsin ki? Kopabilir. Yanabilir. Dökülebilir. Ay tövbe Allah korusun. Bu arada arkadaşlar ben influencer'ın genelde gerçekten abartmasına çok gelen bir insanım. Influencer abartması şeyleri hemen gidip alırım. Hiç de memnun kalmam aldıktan sonra. Ama bir ürün var ki gerçekten yani bunu öneren influencer'lar, öneren insanlar bunları bana daha önce neden söylemediniz? Şimdi size gerçekten çok özel bir şey göstereceğim. Asla boş yere abartmıyorum. Asla bir işbirliği değildir. Şimdi benim bir tane taram var. Mastika biliyorsunuz. Bunu zaten herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu taramla bir tarıyorum. Bu kabarıkta görüyorsunuz değil mi? Ben Tingle Teaser aldım arkadaşlar. Böyle çok güzel yumuşak uçlu. Diyorum ki yani ne farkı olabilir ki? Yani en fazla ne olabilir? Bakar mısınız? Bak. Bak. Benim saçım yıpranık değilmiş. Benim Tingle Teaser'ım yokmuş. Burada böyle bir saç karmaşası olurdu bende. Böyle bir tülü tülülük olurdu. Ama artık o yok gerçekten. İpince ayırıyor saçlarımı. Bakar mısınız? Hatta şöyle ben duştan çıktıktan sonra saç bakımıyorum falan uyguladıktan sonra saçlarım size yemin ediyorum fönlü gibi duruyor. Allah helal olsun. Getirin yapanın bulanı getirin bana alnından öpeceğim. Görmüyor. Bu araba arkadaşlar Allah yüzümü yıkarken bile bir şey anlatıyor. Farkında mısınız? Neredesiniz? Kız burada mısınız? Ben mi yapım bilmiyor musunuz? Bilmiyorum biliyor musunuz? Ben mi yapım arkadaşlar? Edirne'ye en kısa zamanda gitmek istiyorum. Edirne'ye gittiğim gibi de gözlerimi göstermek istiyorum. Çünkü artık yani çok bulanık görmeye başladım etrafı. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Özellikle muhtemelen televizyona, telefona, bilgisayara, işte ne bileyim dijital ekranlara baktığımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ben bir yıkık geliyorum. Kör oldum çünkü. Valla göze kıpkırmızı oldu. Gözlerime çok kaçtı çünkü bu sefer. Böyle fış 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 yapınca öyle oluyor. Ben duş almayı akşamçı seviyorum. Yani sabah alınca direkt uykum geliyor. Ve bence normali de buymuş zaten diye duydum. Neyse arkadaşlar çok da konuşmaya gerek yok. Çok da konuşuyorum biliyorum. Çünkü sizi çok özledim. Sizinle böyle birebir konuşmayı çok özledim. Size bir şeyler anlatmayı bıcır 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 konuşmayı çok özledim. Şimdi o zaman bugün onu telafi etme zamanı. Ben sizi gerçekten çok özledim. Arkadaşlar şimdi ben dışarıdaki işlerimi halledip eve geliyorum ve hemencecik sizinle beraberim, tamam mı? Ama beni bekleyin, tamam mı? Böyle çok uzun sürmeyecek, yarım saat, bir saat falan sürecek, okey? Evet.
Evet, ben evet geldim arkadaşlar. Dışarı çıktım geldim. Yemin ederim size hayat enerjim doldu. Şimdi yapmam gereken ufak tefek işler var. Arkadan da bir toplantım var. Toplantımı yaptıktan sonra da tamamen kendimi ayıracağım artık bugünü. Bu bardağı çok seviyorum. Bak gerçekten bu bardağı seviyorum. Ama şunu niyeyse sevemiyorum. Bir tek bende mi var bu? Bardak sevip sevmeme huyu bir tek bende mi var? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Bu bak mesela küçük, anladın mı? İki fırça biter bu. Kocaman. Oh çok güzel. Böyle bolon bolon da duruyor. Okey. Bir bardağı neden bu kadar çok övdüm ben? Bunu çıkartmak istiyorum. Bak benim bu buzlarla bir sıkıntım var. Bu buzluklarla, bu buzlarla gerçekten büyük bir sıkıntım var. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Yalnız yaşayan insanlar anlayacak benim bu ruh halim gerçekten var. Yani çünkü bir şey alıyorsun hevesle. Böyle saçma sapan bir nedenden gidiyor elinden. Böyle kırıyorsun onu. Elim nereye yazsam kırılıyor. Sinirlerim boşaldı anda kusuruma bakmayın ne olur. Normalde ben çok zır 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 ağlayan bir insan değilim. Hatta en son sanırım buraya taşındığım gün ağladım. O da duygusallıktan falan. Gözyaşlarımla köpürtüyüm kahvem. Bakalım güzel olmuş mu? Niye ekşilik var? Gerçekten gözyaşımla köpürtmüşüm gibi ben. Her zaman yaptığım kahveden daha beter kötü yapmışım. Normalde bu kadar kötü yapmam. Oh, tamam sakinim, sakinim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben öğle yemeği yemedim ya. Birazcık da açım açlığında bir gerginliği var benim üzerimde. Şöyle Kinder Bisküvi dilimi yiyeceğim arkadaşlar. Bakın burayı sildim tamam mı? Sakın linçimi hiç istemiyorum. Barbon üzerine ağlayarak Kinder Pinguin ne? Ne lan bu? Kinder Bisküvi dilimiyle kahvemi içiyorum yani. Gerçekten yalnız yaşamak çok garip bir şey aslında. Benim edit kurgumun yetişebileceği kapasitede değiller. Bütün işlerimi hallettim. Şimdi buraları toparlama vakti. Ben şu an saat 6. Evime biri geldikten hemen sonra ben evimi sirkeli suyla siliyorum arkadaşlar. Evinize gelen insan enerjisini taşıyor bu arada. Işıksız kalmışsınız. Odalarda ışıksızım. Katıksızım. Kendi kendine dolsam ve boşalsam keşke bulaşık makinesi. Çok sıkılıyorum bulaşık makinesini doldururken. En azından yıkamıyorum. Birazcık temizlik yapacağım. Sonra görüşürüz. Temizlik yaparken saçlarım yağlı olsun istedim. Saç bakımımı da halletmiş olayım istedim. Hadi o zaman saç bakımı yapalım. Bu arada bu kadar temizlik yaptığımı falan ama ben bu temizliği vlog için yaptığımı kesinlikle zannetmeyin. Ben bu temizliği zaten 3-4 gün önce tekrar yapmıştım. 3-4 günde bir falan bunu tekrarlıyorum. Şimdi çamaşır atacağım, aynaları sileceğim ve toz alacağım. Sonra tekrardan buraya geleceğim. Artık dinlenmek istiyorum. Bildiğin terapi gibi hissediyorum temizlik yaptığımda. Çok iyi geldi ama çamaşır suyundan bir ara bayılacak gibi oldum, kusacak gibi oldum. Çok fazla kimyasal ürün kullandım. Arkadaşlar benim acil bakkala gitmem gerekiyor. Yani böyle birazcık acil değil de atıştırmalık bir şeyler almak istedim. Saçımı böyle bir bandana koydum. Çok belli oluyor mu? Yağladım. Saçımı yağladım ya, yağlı kaldı kafam. Ama bakkal zaten Allah'tan yakın. İnşallah kimseye görmem ama kesin böyle çıktığım için bütün ünlüleri bile görebilirim. Yani Mehmet Akalın'dan tut, Danla Bilic'e kadar herkesi göreceğim gibi bir his var içimde, neden bilmiyorum. Birazcık atıştırmalık bir şeyler alacağım. Akşam yemeği çünkü film keyfi yapmak istiyorum. Çünkü bu kadar temizliğin üzerine kendimi de şımartmam gerekiyor diye düşünüyorum. Sitedeki karşılaşabileceğim herkesle karşılaştım saçla. Ama cipsim var.
Birazcık dinleneceğim, edit yapacağım, sonra tekrardan kamerayı açacağım. Arkadaşlar şu an saat 11.30-12'ye doğru geliyor. Bu saatte kadar neden çekmedin Sıla diyenlerinizi duyar gibiyim. 4 tane kamera pilim var ve hepsi bitti. Hiçbir şey çekemedim. Yemekten hemen sonra duşa girdim, duşa attım kendimi. Ondan sonra çıktım, saç bakımı yaptım, cilt bakımı yaptım. Burada kaza oldu, gittim kazayı izledim. Edit bitti bu arada. Bu arada editlerken fark ettim yüzümde ne kadar çok sivilce görünmüş. Ama bunların hepsi leke arkadaşlar, çok samimi söylüyorum. Ben vlogu izlerken dedim ki ben derim bu ciltle artık yaşamak istemiyorum. Arkadan cilt bakım randevusu aldım. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben cilt bakım randevusunda olacağım arkadaşlar. Editlediğim gibi ertesi gün atmak istediğim bir video oldu çünkü bu. Yani bir ev içerisinde yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım, fark etmişsinizdir ki yaptım da zaten. Yani normal bir günüm de böyle geçiyor zaten. Çünkü evde böyle durağan yaşadığımda, mesela hiç koltuktan veya yataktan kalkmadığımda kendimi mutsuz hissediyorum. O yüzden evimi sevebilmek için bir şeyler yapmam lazım. Ben hala film gecesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi cips falan hazırlayacağım. İşte bir kola falan dökelim. Güzel film seçeriz. Evet arkadaşlar, kolam ve cipslerim hazır. Şimdi film izleme zamanı. Ne söyleyeceğim, ben vlog editlerken gördüm. Bugün hiç konuşamamışım ben. Adam akıllı bir cümle bile kuramamışım. Kurduğumda da ağzım içinden konuşmuşum. İnşallah bana bu konuda sinirlenmezsiniz. Çünkü dediğim gibi çok garip bir geceden uyandım. Yani dolunayın etkisini çok görmüşsünüzdür. Bugün mesela buzluk kırdığımda ağlayacak bir insan gerçekten değilim. TikTok çekmiştim. Bir kere daha buzluk kırdım çünkü. Yani tamam dedim, okey dedim, attım çöpe mesela, anladınız mı? Ama dolunayın etkisini ben böyle iliklerime kadar hissettim maalesef ki. Duygusal anlamda böyle kendimi çok çöküntüde hissettim. Aslında yanlış anlaşılmasın, ben İzmir'de gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum, evimi çok seviyorum. Yani İzmir'in insanlarını mesela Edirne'nin insanlarından daha çok seviyorum, o derece. Ve İzmir'de daha da güzel arkadaşlıklarım oluyor. Ama Edirne'de benim annem var. Ben Edirne'de büyüdüm. Yani 24 yıl sonra ilk defa annemden bu kadar ayrı kaldım. Bu kadar ayrı kalmayı hiç beklemiyordum. O yüzden böyle bir an duygusal boşluğa gelmiş olmam çok normal. Bir de dolunayın etkisi var arkadaşlar. İzmir'e daha alışamadım. 24 yaşına geldim. Tek yaşayamıyor musun falan filan diye yorumlar görmek istemiyorum. Dediğim gibi benim tek yaşamam çok ayrı bir şey. Edirne'de yaşarken de annem gece çalıştığında ben gece evde çok korkuyordum. Kapıları falan kilitliyordum. Edirne olması, İzmir olması hiçbir şey değiştirmiyor. Yalnızlık olarak zor. Evet, mesela ben Edirne'deyken annem uyurken en azından evde annemin olduğunu biliyordum arkadaşlar. Öyle yani, çok da şey yapmayın. Çok güzel yaşıyorum valla. Çok şükür Rabbime, yediğim ölümde yemediğim marukamda çok şükür. Şimdi ne yapalım? Hadi film izleyelim. Arkadaşlar artık izniniz varsa ben bir rahat bir uyku çekeyim. Çünkü gerçekten bugün çok yoruldum, neler yaptığımı gördünüz. Bu arada odamda hiç ışık yok. Bunları ben aynam için almıştım ama aynamda çok az ışık verdikleri için ben odamda kullanıyorum gece lambası olarak. Ve gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Evet, yanımda da editim var. Editimi bitirip uyuyacağım. Sizinle gerçekten çok heyecanlıyım. Sizinle böyle bıdı 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 konuştum falan ama inşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izleyenlere helal olsun. Lan getirin ağzınızı bir öpeyim ben sizi. Ah! Kurban olurum size ben. Buraya kadar izleyenler beni gerçekten seven insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ne kadar boş yapsam da, ne kadar saçmalasam da beni izliyorsanız gerçekten beni seviyorsunuzdur. Ben de sizi çok seviyorum. Kurban olduklarım. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Bak gene duygusala bağlıyorum. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bayın.